Fenerbahçe Üniversitesi özel programımızla karşınızdayız sevgili izleyenler. Bugünkü konuğumuz İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ece Baban bizlerle birlikte. Ece Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Fenerbahçe Üniversitesi tanıtım günlerine başladı. İletişim Fakültesi olarak 3 bölüme öğrencileri siz nasıl davet ediyorsunuz? Dilerseniz bunlardan başlayalım. Tabii ki. Üniversitemizin İletişim Fakültesi'nde halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo, televizyon ve sinema, yeni medya ve iletişim olmak üzere 3 bölümümüz var. Tabii ki İletişim Fakültesi'nin bir öğrenciye kendisini geliştirmek için verebileceği tüm imkanlardan ama bu imkanları artı olarak kendi fakültemizin farkındalık yaratmak, dünyanın dilini konuşmak, iyi bir dünya yaratmak, kendi içlerindeki ışığı dışarıya çıkartmak için farkındalık yaratmak, farkına varmak isteyen tüm öğrencilerimizi biz fakültemize bekliyoruz, davet ediyoruz. Onlarla birlikte geleceği daha da güzelleştirmek, yeniden ve sürekli öğrenmek, sürekli kendimizi geliştirmek için büyük bir heyecan içerisinde tüm aday öğrencilerimizi Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne bekliyoruz. Bu 3 bölümden bahsettik. 3 bölümümüzde gösterilen dersler hangileridir? Öğrenciler hangi derslerle karşı karşıya gelecekler? Şimdi şöyle düşünelim. Dünyada her şey değişiyor ve inanılmaz bir hızla değişiyor. Bunun en başında da iletişim var. Birbirimizle kurduğumuz iletişim, toplumda kullandığımız iletişim yöntemleri, teknolojiler ve ön alamaz bir hızla bunların hepsi bizim hayatımızda yeniden şekillendiriyor. Dolayısıyla biz de tabii ki tüm bu gelişmelere, yani dijital gelişmelere, dijital çağın tüm getirdiği yeniliklere ve güzelliklere aynı zamanda tabii ki dijital çağın getirdiği zorluklara da hem fayda sağlayabilmek için olumlu bir bakış açısıyla öğrencilerimizle bütün bu 3 bölümde de neler yapabiliriz? Hem de eleştirel bakış açısıyla aslında dijital çağın belki de hayatımızda böyle dokunduğu küçük noktaları daha da iyiye çevirmek için neler yapabiliriz? Bunlar üzerinde çalışıyoruz ve ders programımızı da hem teorik hem de pratik bilgiler ışığında öğrencilerimizi nasıl daha iyi, daha donanımlı bir şekilde geleceğe, sektöre taşıyabiliriz, yetiştirebiliriz. Onları üzerinde çalışıyoruz. Ben önce halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden başlayayım. Çünkü halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü birazcık iletişim ve iknanın temelini oluşturduğu için bu bölümden yola çıkarak aslında diğer bölümlerimizde de neler olduğunu, iletişim alanında neler yaptığımızı anlatmak isterim. Özellikle biz temel dersler bütün fakültelerde genellikle aynı temel dersler verilir. Halkla ilişkileri, işte giriş halkla ilişkilerin temelleri vesaire, iletişimin temelleri, iletişim kuramları gibi temel dersler verilir. Ama bunların yanında biz üniversitemizde öğrencilerimizi kendilerini geliştirebilecekleri ve herkesle iletişim kurabilmeleri için, tüm engelleri aşabilmeleri için çok kıymet verdiğimiz ve çok önem verdiğimiz işaret dili dersini veriyoruz. Bu bence bir iletişim fakültesinin olmazsa olmazı. Biz kendi üniversitemizde, kendi fakültemizde özellikle işaret dilini üniversite öğrencilerimize de açtık. Çünkü iletişimde tüm engelleri yıkmak en büyük hedefimiz. Birincisi. İkincisi, yine halkla ilişkiler içerisinde stratejik iletişim yönetimi. Bu şunu gösteriyor bize. Diyoruz ki halkla ilişkiler tabii ki geçmişteki anlamından çok daha farklı bir noktaya geldi ama sadece bir ikna yöntemi, bir ikna yönetimi, iletişimi yönetmek, başlatmak, karşılıklı bir köprü vazifesi kuracak olan o iletişimdeki sihri ortaya çıkartan bir bölüm olarak adlandırayım ben bunu. Bölüm olmanın dışında halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü aslında dünyaya yön verecek olan fikirlerin çıktığı ve iletişimin İknaya ve aynı zamanda da ifadeye dayalı olarak bir strateji olarak tüm alanlarda, tüm disiplinlerde nasıl kullanıldığı ile ilgili öğrencilerimize bilgi veriyoruz. Bunun içerisine spor da giriyor, bunun içerisine siyaset de giriyor, uzay mühendisliği de giriyor, sağlık da giriyor. Bütün bunların hepsini aslında disiplinler arası çalışmaları ders programımıza yansıtıyoruz. Çok renkli, mesela göç konusunda
dünyanın aslında problemlerini, dünyanın sorunlarını, dünyanın önemsediği konuları derslerimizde de öğrencilerimize, hem üniversiteyi açtığımız öğrencilerimize hem de fakültemizdeki bölüm öğrencilerimize iletişimle yoğurarak, iletişimle bir araya getirerek onlara zengin bir program hazırlıyoruz. Radyo, televizyon ve sinema bölümümüze baktığımızda da yeni medya ve iletişime en sona saklıyorum. Çünkü en gündemdeki ve en aslında popüler, en önemli bölümlerden bir tanesi. Radyo, televizyon ve sinemaya baktığımızda da yine bu alanda yetişmek isteyen öğrencilerimize sinema, video teknolojileri, aslında kamera önünde makyajdan tutun da diksiyona kadar, fonetiğe kadar her şeyi öğretebileceğimiz, buradan donanımlı olarak mezun olabilecekleri bir temel ders programının yanında aslında tüm bölümlerimize tabii ki ait olan ama radyo, televizyon ve sinema bölümünün daha aktif olarak kullandığı bir medya merkezimiz var. Ondan bahsetmek isterim. Medya merkezimizin başında da radyo, televizyon ve sinema bölümü başkanımız yer alıyor ve öğrencilerimize de 3 bölüm öğrencimizle de birlikte burada bir takım kısa film çalışmaları, yarışmaları hazırlanıyor. Daha birinci sınıftalarda ama inanılmaz güzel kısa film çalışmaları mesela gerçekleştirdik. Projeler ortaya çıkıyor, radyomuz kuruluyor. Bu çok önemli. Öğrenciler radyoda program yapabilecekler. Dergi çıkartmak için hazırlıklara başladık. Online kendileri çalışmalar yaparak bir dergi hazırlıyorlar. Onların çalışmasındayız. Dolayısıyla radyo, televizyon ve sinema bölümünde de tüm yaratıcı derslerin yanında onlara aynı zamanda pratikte de hayata geçirebilecekleri, kafalarındaki senaryoları, hayalleri somuta dönüştürebilecekleri çok önemli bir ortam sağlıyoruz medya merkezimizle birlikte. Burada araya girmek istiyorum. Radyo, televizyon ve sinema bölümü gelecek kaygısı taşıyan öğrenciler için, bu kaygıyı azaltmak için bölüm olarak neler yapacak? Çünkü yeni medya dediğimiz şey sizin de az önce dediğiniz gibi dijitalleşen çağa ayak uyduran bir bölüm. Radyo, televizyon ve sinemadan ziyade. Bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl sağlamayı düşünüyor Fenerbahçe Üniversitesi? Şöyle bir şey yapıyoruz. Aslında biz öğrencilerimize demin halkla ilişkilerde de söylediğim gibi radyo, televizyon ve sinemada da aynı şekilde, keza zaten yeni medya ve iletişim zaten olayın içinde, bütün dijital teknikleri de öğretiyoruz. Yani oyun tasarımından tutun, dijital olarak kamera kullanımı, dijital olarak video, işte senaryo, bunların hepsini bütün bu teknolojilerle birlikte öğrencilerimizin geleceğe yönelik yapabilecekleri, çağı yakalayabilecek ve biliyoruz ki şundan da eminiz, her sektörde aslında, bunu çok fazla ayırt etmiyorum, mutlaka bir iletişim uzmanına ihtiyaç duyuyor. Çünkü iletişim bir ihtiyaçtır. Söz söylemek isteyen insanın bilmesi gereken en önemli şeydir. Dolayısıyla burada radyo, televizyon ve sinema bölümünde de öğrencilerimiz bakıyorsunuz yeni film tekniklerine, yeni sinema filmlerine bakıyorsunuz. Onların dışında insanları bilgilendirmek için ve insanların aslında bilgi edinmek için burada YouTube'dan tutun, diğer farklı bütün internette takip ettiğimiz, video izleyerek öğrendiğimiz bütün platformlarda aslında hedef kitlenin, yani toplumun bir şeyleri izleyerek öğrenmek istediğini görüyoruz. Yani okumak çok önemli. Herkes okusun, herkes kitap okusun. Bu çok çok önemli ama çağ daha çok bize görerek ve izleyerek öğrenmeyi teşvik ediyor. Dolayısıyla da bunun üzerine daha fazla çalışıyoruz. Bölümümüzdeki öğrencilerimiz bütün bu dijital olanaklardan ve bütün bu dijital platformları aktif olarak kullanarak aslında daha öğrenciyken bir şeyler üretmeye, belki bazı yerlerde staj yapmaya, ki zorunlu stajımız var zaten 3. sınıfta da, anlaştığımız yerlerde var. Dolayısıyla öğrencilerimiz öğrenciyken çalışmaya, üretmeye ve kazanmaya başlıyor. Burada kazanç hem bazı şeyleri hayata geçirebilmek kafalarındaki, hem de kendilerinin hangi noktalarda yeterli, hangi noktalarda birazcık daha kendilerini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu kendilerinin keşfedebilmesi. Bizler onlara sadece ışık tutuyoruz, yol gösteriyoruz, destek oluyoruz ama onlar kendilerini yükselterek çok daha iyi bir yere geliyorlar. Biz fakülte olarak tabii ki her meslekte bir iş kaygısı var. Mezun olduktan sonra iş bulabilir miyim? Burada bizim yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi, onları kendi ellerimizle staj için yer ayarlayıp
bir yerlere yerleştirmek. Ondan sonrası zaten 3. sınıfa kadar onlara o sorumluluk bilincini de veriyoruz. Ondan sonrası da onların elinde. Bütün öğrendiklerini, bütün hayat enerjilerini, bütün hayallerini gerçekleştirmek için biz bütün yolları açıyoruz. O yollarda da emin adımlarda yürüyecekler. Tökezledikleri zaman da arkalarında da değil, yanlarındayız. Harika. İletişim Fakültesi'nde özellikle iş bulmak çok zorken bu fakülteden mezun olduktan sonra staj imkanı sağlaması, evet, Fenerbahçe Üniversitesi'nin müthiş bir şey. Hı hı. Bu konuda öğrencilerimizin aklında, aday öğrencilerin aklında hiçbir soru işareti kalmayacağını, evet, teminatını veriyorsunuz. Hı hı. Veriyoruz. Şimdi müsaade ederseniz yeni medya ve iletişim bölümüne geçmek istiyorum. Çünkü yeni medya ve iletişim bölümü gerçekten çağı yakalayan ve öğrencileri dijital platformlarda aslında hem geleneksel, çünkü bizim ders programımız hem geleneksel iletişim kanallarının ne kadar önemli olduğunu ve dijitalleşmenin, aslında dijital platformların, dijital medyanın da bu geleneksel medyanın bir devamı olarak hayatımızda olduğunu unutmadan onlara yeni platformları, yeni iletişim tekniklerini öğretmek, onları kullanmaları için aslında onlara birazcık daha ufuk açmak. Dolayısıyla biz ders programını hazırlarken bölüm başkanımızla birlikte bütün dijital, işte oyun tasarımından, video kurgusundan, ekolojiyle ilişkisinden tutun, medya bellek ve dijitalleşme ilişkisine kadar, kültürel çalışmalara kadar, dijital bütün platformların aktif olarak kullanılması, deneyimlenmesi ve buralarda da gerekli üretimin sağlanması için öğrenciyken çok aktif, çok dinamik bir ders programı oluşturduk. Burada da yine tabii ki öğrencilerimizi staj yapabilmeleri için tüm olanaklarımızı, hepimiz zaten sektörle bağlantılı insanlar da olduğumuz için, çok genç ve dinamik bir kadromuz da olduğu için bütün biz kendi oluşturduğumuz ağı öğrencilerimizle birlikte paylaşarak onları hem sektörden insanlarla bir araya getiriyoruz, hem de 3. sınıftan itibaren onları iş hayatına kazandırarak, iş dünyasına kazandırarak, 4. sınıfta hani mezun olduktan sonra böyle bir çabaya girmeden onların CV'lerini daha da güçlendirmek için öğrenciyken çalışmalar yapıyoruz. Yeni medya ve iletişim bölümünde de, temelde de öğrencilerimiz bütün bu dijital iletişim çağından ve iletişimin temellerinden, o iknadan, bütün sektörlerde aslında buna ne kadar ihtiyaç duyduğunu, yine spor, sağlık başta olmak üzere mühendislikle, işte aynı zamanda uluslararası ilişkilerle, kamu diplomasisiyle, siyasetle, aklımıza gelebilecek olan bütün konularda dijital platformlar ve iletişim kurmaya ihtiyaç olduğu için öğrencilerimizi çok zengin bir ders programıyla yine geleceğe ve dünyaya hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi çok geniş bir ağı da kapsıyor, hı-hı, iletişim. Peki iletişim fakültesine girdikten sonra fikri değişen birçok öğrenci var. Hangi öğrenciler, hangi fikir yapısına sahip, ilgi alanına sahip öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi'nde iletişim fakültesine gelmeliler? Şöyle söyleyeyim, iletişim dediğimiz şey, iletişim fakültesi çok canlı bir fakülte. Siz de mesleğin içerisinde olduğunuz için siz de bilirsiniz belki. Hatta bizden daha iyi deneyimliyorsunuzdur bu konuyu. Ama 7/24 uyanık olmanız gerekir. Hayatla sıkı sıkıya bir bağınız, yüksek bir enerjiniz, öğrenme merakınız, dünyayı keşfetme merakınız. Bütün bunların hepsi, kültürlerle ilgilenen öğrencilerimiz, farklı kültürlerle ilgilenen, çünkü kültürler arası bir iletişim var. Mesela çok ilgi çekici ve çok güzel bir konudur. Ve bence çok da üzerinde bu dönemde çalışılması gereken bir konu. Çünkü artık dünyadaki sınırlar, haritalarda gördüğümüz sınırların dışına taşmaya başladı. Sporla ilgilenip, ama sporun yönetim, tabii ki spor yöneticiliği ile ilgili bölümlerimiz var, ama onun dışında spor kulüplerinde iletişim yönetimini uygulamak isteyen öğrencilerimiz, sağlık iletişimine merak
eden ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz, kendi filmlerini çekmek isteyen, dünyaya bir iz bırakmak isteyen, filmleriyle yaptıkları çalışmalarla yarışmalara katılmak isteyen, büyük hayalleri olan ve hayallerini gerçekleştirmekten endişe duymayan ve sürekli çalışıp kendini geliştirmek için, kendini daha da ileriye taşımak için, sadece kendini değil, kendinden sonraki nesilleri de daha ileriye taşıyabilmek için, ülkesini daha iyi bir yere, daha ileriye taşıyabilmek için enerjik, hedefleri olan ve aynı zamanda da iletişime hem dijital platformlarda hem gelenekselde hem de hayal ettiği tüm alanlarda aktif olarak kullanabileceğine inanan, bunu arzu eden öğrencilerimizi bekliyoruz. Ama tabii ki bir bölüme girdiğiniz zaman bazen kendinizi oraya ait hissedemeyebiliyorsunuz. Bu noktada da diğer hocalarım da mutlaka bilgi verecektir ama yan dal, çift ana dal imkanlarımız var, üniversitemizin verdiği imkanlar. Kendilerini farklı bölümlerle de besleyerek geliştirebilirler. Böylelikle ne olur? Daha güçlü mezun olurlar. Farklı disiplinleri bir araya getirmek bence bir üniversitenin bir öğrenciye verebileceği en önemli aslında artı değerlerden bir tanesi. Kendilerini hem iletişimde hem sporda hem iletişimde hem sosyolojide, hem iletişimde, hem de akıllarındaki farklı bölüm neyse, gönüllerinde aynı zamanda yapmak istedikleri ne varsa onunla birleştirip yine kendilerini geliştirerek buradan mezun olabilirler. Özellikle iletişim fakültesi öğrencilerinin aslında mutlaka yapması gereken şeyler arasında yerini yani alıyor. Yani mutlaka. Hem tabii ki ben buradan bütün öğrencilerin de yüksek lisans, doktora, kendilerini farklı alanlarda, temelde iletişim eğitimi alırsınız ama o iletişimi siz siyasetle birleştirmek istersiniz. Uluslararası ilişkilerde doktoranızı yaparsınız, yüksek lisansınızı yaparsınız. Siz işte spor alanında geliştirmek istersiniz, o yöne yönelirsiniz. İletişim aslında baktığınız zaman her şeyin temelidir. Çünkü dediğim gibi bir insanın bir şey söylemek, kendini ifade etmek ihtiyacından başlar. Doğru iletişim kurmayı öğrenirseniz o zaman tüm ilişkileriniz ve tüm aslında dünyaya söylediğiniz şeyler de doğru olarak algılanır. Bu da dünyayı daha iyi, daha sakin, daha birbirini dinleyen, daha empati kurabilen bir yer haline getirir. Mesela şiddetsiz iletişim dersi veriyoruz. Bu bizim için, bizim fakültemizde verilen kıymetli derslerden bir tanesi. Bunu da bütün üniversite öğrencilerimiz alıyor, yine alabilecekler. Neden? Çünkü iletişim empati kurmayı, birbirimizi anlamayı ve şiddetten uzaklaşmayı her alanda ve her konuda gerektiren en önemli unsurlardan biri hayatımızda. O yüzden de buna da ayrıca önem veriyoruz. Ece Hocam çok teşekkürler. Son olarak var mıdır eklemek istediğiniz? Son olarak şunu söyleyebilirim ki öğrencilerimizi, hem var olan şu anda birinci sınıftan ikinci sınıfa geçecek olan öğrencilerimizi çok özledik. Onlarla kucaklaşmayı bekliyoruz. Hem de aday olan öğrencilerimize farkındalık yaratmak için, hayallerini gerçekleştirmek için sağlam adımlarla, emin adımlarla, İyi bir insan olarak, tüm değerlerini de koruyarak, genç, dinamik bir kadroyla hayallerini gerçekleştirmek için fakültemize bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Fenerbahçe Üniversitesi özel programımızla karşınızdaydık. Bugünkü konuğumuz İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ece Baban bizlerle birlikteydi. İletişim Fakültesi ve bölümlerine ilişkin tüm merak edilenleri sizlerle paylaştık. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.